Herkese merhaba. Bu projemizde sizlerle birlikte PCB üzerine bir mikrokontrolcü ile kontrol edebileceğimiz harika bir ayarlı güç kaynağı yapacağız. Öncelikle taş dirençlerimi yerleştiriyorum. Bu taş dirençler birbirleriyle paralel bağlı ve toplamda 2,5 ohmluk bir dirence denk gelecek. Devreye yerleştirdiğim 7805 mikrokontrolcümüzü besleyecek. 7812'miz fanımızı besleyecek ve voltaj kontrolü için LM317'mi yerine yerleştiriyorum. Çıkışlarda oluşabilecek dalgalanmaları engellemek için kondansatörlerimizi de ekledik ve devremiz şimdilik bu şekilde gözüküyor. Bu arada ekran için gerekli bağlantıları da ekledim ve mikrokontrolcümün çalışması için gerekli olan mercimek kondansatörleri ve kristal osilatörümü de devrede olması gereken yerlere ekliyorum ve tabii ki reset butonumuzu da hemen buradaki yerine yerleştiriyoruz. Oldukça güzel çalışan ve fonksiyonel bir devre olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın işine yarayacağına eminim. Devrenin çıkışını ise bir röle üzerinden kontrol ediyoruz. Rölenin kapanmasıyla çıkışımız kesiliyor arkadaşlar. Şimdi lehimleme aşamasını tamamlayalım ve ardından mikrokontrolcümüzü kodlayacağız. Devredeki yerine yerleştirip LCD bağlantılarının ardından projemizi test etmeye başlayabiliriz. Şu anda GLC PCB'nin internet sitesini görmektesiniz. Siteye Gerber dosyasını yükledikten sonra isterseniz PCB'leri montajlanmış halde elinize alabilir, sipariş edebilirsiniz. Gerber dosyasının ardından buradan parça listesini, buradan ise yerleştirme yani parçaları yerleştirileceği yerleri belirten dosyamızı siteye yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi sitemiz bütün dosyaları aldı ve artık PCB'miz elimize parçalar montajlanmış şekilde ulaşacak. Bu sayede zamandan ciddi bir şekilde tasarruf edebilirsiniz. Burada bulunan ayarlı pot üzerinden ekran parlaklığını kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Devreyi yaptığınızda direkt olarak görüntü alamazsanız bu potu ayarlamayı unutmayın. Ekranda voltaj bilgisini ve limit bilgisini görebilirsiniz. Aynı zamanda mevcut çekilen akımı ve yine
mevcut çekilen gücü de sistem otomatik olarak yazıyor. Buradan çıkış voltajımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıkış voltajımızı istediğimiz gibi ayarlama imkanı veriyor. 30 ile 0.75 volt arasında istediğiniz herhangi bir gerilime çıkışı ayarlayabilirsiniz. Bu arada çıkışa 1 adet 12 volt 21 wattlık lamba yerleştireceğim ve devrenin çalışmasını bu lamba üzerinden sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak voltajı minimuma indirdim ve buradan limitimizi ayarlıyoruz arkadaşlar. Örnek olsun diye limitimizi, yani akım limitimizi düşürüyorum. Buradaki değere ulaştığında mevcut çekilen akım çıkış otomatik olarak kesilecektir. Şimdi yavaş yavaş çıkış voltajımızı artırarak başlıyoruz. Çekilen akım 1573 miliamperi geçtiğinde rölemiz aktif olacak. Gördüğünüz gibi rölemiz aktif oldu ve çıkışı kesti. Tekrar aktif etmek için buradaki reset butonuna basmanız gerekiyor. Çıkışta bulunan yükü ayırmadıysanız ya da değerleri değiştirmediyseniz sistem yine otomatik olarak çıkışa giden enerjiyi kesecektir. Teste bu defa çıkışa 1 adet DC motor yerleştirerek devam ediyorum. Motoruma belirli bir limit vereceğim ve motor aşırı zorlandığında yine aynı şekilde limit değerlerine ulaştığından çıkışımızın kesilmesi gerekiyor. Şimdi gelin birlikte testimizi gerçekleştirelim. Motoru elimle zorlayarak normalden fazla akım çekmesini ve limiti aşmasını sağlıyorum. Böylece projemizi tamamlamış olduk. Bu projeye ait Gerber dosyası, devre şeması ve kodları hemen açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine malzeme listesini de açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım. Bu tarz projelerin devamı için hemen açıklamalar kısmında bulunan GLC PCB'ye ait link üzerinden siteye üye olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki projemiz ve videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.